Bugün daha ziyade bu mülkiyet konusuna konsantre olduk. Sayın Davner'in bize Sayın Genel Sekreter adına söyledikleri bazı sözler vardı, onları dinledik. Ve birbirimize görüşlerimizi ortaya koyduktan sonra bazı sorularla açılımlar yapmaya çalışarak bugünkü toplantıyı tamamlamış olduk. Aslında Sayın Davner bir gerçeği ifade etmiştir. 1 Temmuz'a kadar bir anlaşmaya varamazsak, 1 Temmuz'dan sonraki görüşmelerde bir sonuç almak, artık Güney'in Cumhurbaşkanlığı seçimi tartışmalarının başlayacağı bir ortamda ve tarafların birbirini, yani adayların birbirini suçlamasının yoğunluk kazanacağı bir zamanda görüşmelerden bir yere varmak mümkün değildir. Dolayısıyla biz Sayın Genel Sekreter'in şimdi anlaşma zamanıdır şeklindeki sözlerinden hareketle ve 1 Temmuz'un da görüşmelerin doğal sonu olacağı sözündeki endgame'le birlikteki ifadesinden sonra biz de 1 Temmuz'dan sonra müzakerelerin herhangi bir anlaşmaya imkan vermeyeceği görüşünü bugün de gündeme getirdik. Şimdi Sayın Ristofias tabii ki basın toplantısında haklı olarak bugüne kadar kendisini eleştirenlere de bir cevap verme fırsatı bulmuştur. Ama müzakerelerin devam ettiği bir zamanda müzakerelere girmemesi mümkün değildi. Dolayısıyla biraz beni, biraz Türkiye'yi suçlayarak Kıbrıs konusunda görüşmelere de girmiş. Tabii ki Rum tarafının görüşü başından beri mülkiyeti toprakla, haritayla bağlantılı görmekte ve öyle görüşülmesini istemektedir. Halbuki bunlar ayrı ayrı başlıklardır. Mülkiyet konusunu biz Ristofias'la uzunca bir süre, 6 ay kadar bir süre görüştük. Ve her iki tarafta uzunca mülkiyetin çözümüyle ilgili görüşlerini ortaya koymuştur. Bizim istediğimiz mülkiyetle ilgili iki tarafın görüşleri ayrı ayrı yazıldığına göre o olaya, o görüşlere konsantre olmak ve mülkiyette bir anlaşmaya vardıktan sonra toprak konusunda harita ve rakamları uluslararası toplantının ilanından kısa bir süre önce ele almaktı. Fakat bu konuda bugüne kadar bir mutabakat sağladığımızı söyleyemem. Dolayısıyla müzakerelerde benim önümde bulduğum 6 başlık vardır. Yönetim ve güç paylaşımı, Avrupa Birliği, ekonomi, mülkiyet, toprak ve garantiler. Tabii ki hiçbir başlıkta da anlaşma sağlanmadı, hiçbir başlığında bağlanmadığı dikkate alınırsa bizim bu başlıkları tekrar müzakere etmemiz şart olmuştu. Ve her başlığı ayrı ayrı görüşmeye devam ettik. Ama mülkiyetle ilgili özellikle her iki tarafında bizim özellikle 50 küsur sayfalık çözüm önerilerimiz vardı. Bunları tartıştık uzunca bir süre ama daha sonra ben topraktan alacağımı bilmezsem mülkiyeti görüşemem şeklinde bir ifade ortaya koyduk için mülkiyette tabii ki sonuç alınca toplantılarda alamadığımızı, daha doğrusu sonuç almak için uğraştığımız toplantılarda düşündüğümüz manada bir sonuç alamadığımızı, bu başlığı bağlayamadığımızı ifade etmek istiyorum. Evet, çok teşekkür ederim.